Merhaba, sizlere motor koruma şalterleri hakkında bilgi vereceğiz ve bunların içerisini açarak göstereceğiz. Motor koruma şalterleri çalışma prensibi açısından otomatik sigortaların aynısıdır. Yine bunlarda kısa devre anında açma yapan manyetik açı yani bobin, aşırı akımlarda açma yapan bir metal eleman bulunmaktadır. Motor koruma şalterlerinin otomatik sigortalardan farkı, motor koruma şalterlerinde akım ayar sahası içerisinde şalterin çalışma akımını ayarlıyor olabilmemizdir. Otomatik sigortalar sabit akım değerlerinde olurlar. 6, 10, 16 gibi. Ama motor koruma şalterlerinde belirli aralıklar içerisinde, belirli bir diferansiyel içerisinde bu akım değerini seçmemiz mümkün. İsterseniz size motor koruma şalterimizin akım ayarının nasıl yapıldığını gösterelim. Burada plastik bir korumanın altında akım ayar vidası bulunmakta. Şu anda plastik korumamızı kaldırdık. Bu motor koruma şalterimiz 2,5 ila 4 amper arasındaki akım aralığında istediğimiz bir değerde motor akımına göre şalterimizin akımın ayarlanmasına müsaade etmekte. Otomatik sigortalarda bunu yapmamız imkansız. Çünkü otomatik sigortaların, tekrar söylüyorum, akım değerleri standart 2, 6, 4, 16 gibi. Burada örneğin motorumuz 3 amper veya 2,8 amperse bu ayar vidasını ilgili değere getirerek ayarlamam mümkün. Yetkisiz kişilerin daha sonra bu ayar değerinin bozulmasını engellemek için, dikkat ederseniz burada plastik bir kapak var. Bu plastik kapak buradaki çıkıntı kısmıyla daha sonra mühürlenebiliyor veya çeşitli şekillerde kapanabiliyor. Motor koruma şalterimizin çalışıp çalışmadığını test etmek için şuradaki örneğin şu anda 0, lastik şu anda 1. Çalışıp çalışmadığını test etmek için buradaki test kısmından mekanizmayı hareket ettirmemiz mümkün. Şu anda bakın mekanizmayı hareket ettirdim ve motor koruma şalterim 0'a düştü. Motor koruma şalterinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu kontaklar 0'dayken açık, 1 butonuna bastığımızda ise hepsi beraber 3 kontak grubu birlikte kapanmaktadır. Bu motor koruma şalteri çok çeşitli şekillerde bizim karşımıza gelebilir. Örneğin yine aynı seri bir motor koruma şalteri görüyorsunuz burada. Bu motor koruma şalterinin yanına ekstra yardımcı kontaklar eklenmiş. Bu kontaklar motor koruma şalterinin çalışıp çalışmadığını, atıp atmadığını veya şöyle söyleyelim, 0 konumunda mı 1 konumunda mı olduğunu bize gösteriyor. Bu yine otomatik sigortalarda olduğu gibi motor koruma şalterlerinin yan tarafına montaj şeklinde takılmakta. Burada bir başka şeyden bahsetmek istiyorum size. Motor koruma şalterlerini siz sıfıra getirdiniz ve motorda bir arıza var veya sistemde bir arıza var. O arızayı tamire gittiniz. Daha sonra yetkisiz bir kişinin veya sizden haberi olmayan birinin tekrar gelip hatta enerji veya motora enerji vermesini engellemek için motor koruma şalterlerinde ekstra asma kilit takılacak yerler vardır. Dikkat ederseniz bir tornavida yardımıyla bunu dışarı çıkarttığınızda buradaki deliği görüyorsunuz. Eğer ben bu deliğe asma kilit takacak olursam motor koruma şalterinin üzerinden şebekeden gelen enerjiyi motora iletmem veya motor kısmına vermem imkansız. Bunda dikkat ederseniz burada mekanizma. Daha sonra işim bittiğinde bu mekanizmayı yerine ittiğimde motor koruma şalterim normal açmama kapamalarını yapabilmekte. Diğer bir motor koruma şalterim burada. Yine bu motor koruma şalterinde de akım ayar sahasını görüyorsunuz. Burada da çalışma şekli 0-1 basma şeklidir bu şekilde. Yine burada da bir konumuna gelmesini engelleyebilmemiz için anahtar takabileceğimiz bir yer var. Yine bir başka motor koruma şalterini görüyorsunuz. Yine burada da akım ayar kısmı var. Yine burada da test kısmı var. Örneğin şu anda bir konumunda test kısmına basıyoruz. Bakın mekanizmayı hareket ettirdik. Yine burada da sıfırken bir konumuna geçmesini engellemek için asma kilit takabileceğim bir yer var. Bu motor koruma şalterlerinin hepsinde aşırı akımlarda açma yapan termik açıcı bir metal eleman ve kısa devrelerde açma yapan manyetik eleman bobin elemanı bulunmakta. Yani otomatik sigortalarla çalışma prensibi aynı olmaktadır. Piyasada bir diğer motor koruma şalterleri de
bunlardır. Bunların üzerinde iki tane mandal vardır. Sıfır mandalı ve bir mandalı. Sıfır mandalında açma yapacaktır. Bir mandalında devreyi kapatarak motor kısmına enerji akışını sağlayacaktır. Bu şartları da açtığımızda içindeki yapının biraz daha farklı olduğunu göreceğiz. Önce şundan bahsedelim. Bunun akım ayar sahasını ayarlayabildiğimiz kısım burası. Dikkat ederseniz şu kısım buradaki bir de işe vererek akım ayarını yapabilmekteyiz. Bu motor koruma şalterleri sadece aşırı akımlarda açma yapma özelliğine sahiptir. Bu motor koruma şalterlerinin kısa devre anında açma yapan manyetik açıcıları, bobinleri bulunmamaktadır. Motor klemenslerinden gelen ve şebekeden gelen kabloların bağlanacağı klemens noktalarını, bağlantı noktalarını görüyorsunuz. İsterseniz bunun içine açıp bakalım. Öncelikli olarak farklı gömdüğümüz açısından. Bir vidası var bunun. Şuradaki vidayı da açalım. Şu anda alt kutudan çıkarttık. Mekanizmaya ulaşmak için önce şunu göstereyim. Bakın bir metal elemanlar bunlar. Şu anda bir yapalım. Şu anda şalterimiz bir konumunda. Bir metal elemanlarımız burada. Her 3 faza ait bir metal eleman var. Bu metal elemanlar bakın dikkat ederseniz mekanizmayı harekete geçirerek motorun enerjisini kesmekte. Bakın tekrarlıyorum. Arkadaki mandala dokunmakta. Bu mandal mekanizmayı harekete geçirmektedir. Biraz vida sayısı fazla. Vidaları bir boşa çıkartıp bakalım. Söktüğümüz gerekecek galiba. Bu topraklama bağlantısıymış. Şu anda dikkat ederseniz blok kullanıldığı için zamanla bir kontaklarda aşınma olmuş. Sabit kontaklarımız burada. Şunlar sabit kontaklarımız. Bunlarsa açma yapan hareketli kontaklarımız. Dikkat ederseniz bunda maliyeti düşürmek için arc aspiratörleri kullanılmamış. Ve arc aspiratörleri kullanmadığı için de kontaklar çok fazla deforme olmuş. Burada bir metal elemanları görüyorsunuz. Bunların her biri bir metal eleman. Akım yolu olarak bu kontaktan sabit ve hareketli kontak üzerinden gelmekte. Aşağıdan bir metal eleman üzerinden tekrar buradaki kontağı klemens noktasına gelmekte. Bir metal üzerinden geçen akım, şuraya dikkat edecek olursanız, bir metal üzerinden geçen akımın bir metaldeki ısı buradaki plastiklere de zarar vermiş. Eğer o kısmı da açabilirsek, daha net görmemiz açısından. Plastiği çıkaralım. Bakın. Buradaki bir metal elemanın oluşturduğu ısının plastiğe vermiş olduğu zararı görüyorsunuz. Mekanizma bu şekilde. Şu anda tabi kurma yayını bozduk. Kontaklar bu şekilde hareket etmekte. Şöyle tutayım. Bu biraz daha maliyeti düşük tutulan motor koruma şalterleri. Şimdi isterseniz ilk başta anlattığımız içerisinde hem termik hem manyetik açıcı olan motor koruma şalterimizi sökelim. Ha, bu ara şundan bahsedeyim. Şuradaki plastik kısmı kırarak motor koruma şalterimize ek modüller eklememiz mümkün. Bu modüllerin neler olacağını ders notlarımıza belirttik. Detaylı bilgi için ders notlarımıza bakabilirsiniz. Bunda gördüğüm kadarıyla vida yok, tırnaklı bir yapı olması gerek. Şu üst kısmından başlayalım.
önce şu üst kısmını bir çıkaralım. Tırnaklı yapıyı. Üst kapağımızı aldık. İlk etapta gördüğümüz şuradaki bir metal elemanlar. Şunlar bir metal elemanlarımız. Şu biraz daha şu aradan bilmiyorum ne kadar gözükecek ama şurada da bobinlerimizi görüyorsunuz. İsterseniz mekanizmayı daha hırpalamadan önce şu bir metal elemanın açma prensibine bakalım. Şurada üstündeki parçayı çıkarınca daha net görüyorsunuz. Burada bir metal elemanlarımız var. Bir metal elemanlarımız en direkt sıkmalı. Çünkü bir metal elemanımın üzerinde sarılmış olan şu kalın kesitli sargı üzerine akım geçiriyoruz. Şalterimi bir konumuna getireyim. Şalterim şu anda bir konumunda. Bir metal elemanlar. Burada çıkarttığımız parçalar vardı. Eğer bir metallerden üçü birden ısınırsa veya motor iki faza kalır veya tek fazla bir arıza oluşursa bir metal eleman eğilmeye başlayacak. Bu plastik parçaları hareket ettirecekti. Bu plastik parçalar hareket ettiğinde çarpacağı kısım burası. Bakın açmayı yaptırdı. Demin de dediğim gibi bu bir metal elemanlardan üçü veya herhangi biri yamulmaya başladığında, eğilme yaptığında bu plastik parçamızı hareket ettirecek. Bu plastik parçamızsa buraya gelerek mekanizmayı atmasını sağlayacaktır. Şimdi tekrar içini nasıl açacağız ona bakalım. Herhalde çıkartıyoruz. Büyük bir boğuşma sonucunda evet açtık. Burada kontak kısımlarını görüyorsunuz. Şunlar hareketli kontaklarımız bizim. Önce oradan başlayalım. Bunlar hareketli kontaklarımız. Ve dikkat ederseniz kontakların etrafında bunlar kısmı herhalde bozulmuş. Kontaklarımızın etrafında arc spiratörleri var. Daha önce de söylediğimiz gibi bu arc spiratörleri şu arkın çok fazla uzamadan kesilmesini sağlıyor. Bunlar ise sabit kontaklarımız. Şurada görüyorsunuz. Bunlar kontak temas noktalarımız. Şimdi şurada az önce bahsettiğimiz bobin manyetik açıcıyı görüyorsunuz. Kısa devamlı devreye giren aparatımız bu. Bu aparat nasıl bir çalışma sağlıyor? Ne kadar gözükecek bilmiyorum ama şuradan aşağıya girdiğinizde Adem Hocam şu aşağıda yeşil şeyler var ya, bu yeşil aparatlar aşağıda bobin karşısındaki paleti çekme yaptığında yeşil aparatlar, oradaki yeşil plastik aparatlar motor koruma şalterinin açma yapmasını sağlıyor. İsterseniz şimdi de motor koruma şalterimiz akım ayarını nasıl yapıyor? Yani buradaki ayar vidası neyi değiştiriyor onu gösterelim size. Bu plastik parça benim bir metal elemanımın hareketlerini aktaran kısımda. Şu dikkat edecek olursanız ben ayar vidasını çevirdiğimde, tekrarlayalım, ayar vidasını çevirdiğimde şuradaki açıklık değişmekte. Şimdi ayar vidasını şu noktaya getirdiğimde bu benim için en küçük akım değeri. Neden en küçük akım değeri bu? Çünkü bir metal elemanın en ufak hareketinde mekanizmam benim açma sağlayacak. Şunu tekrar bir bire kuralım. Alt kısmı dağıldığı için mandallamada kurmada zorluk çekiyoruz. Evet, şu anda benim için akım değeri en küçükte. Bir metal elemanın hareket edip mekanizmayı tabi bozuldu buralara. Harekete geçirdiğinde mandalımı atmakta. Şu anda bu hareketi aktaran parça en hassas, harekete en hassas durumda. Dikkat edecek olursanız onu şöyle azıcık daha açalım. Açtığımız zaman akım değeri büyümüş oluyor. Neden akım değeri büyümüş oluyor? Bir metal elemanlar akımla birlikte ısınmaya başlıyorlar. Isındıkça parça hareket ediyor ve bu mesafe açık olduğu için bu parçanın buradaki mekanizmaya harekete geçirmesi zaman olarak daha da uzuyor. Onu şu şekilde gösterelim.